Merhaba arkadaşlar. Günün Mini Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Yeni aboneler de gelmiş. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Beğeni ve yorum yapan arkadaşlara da teşekkür ederek hemen fitonyalarımıza geçiyorum. Bu fitonyaların size şimdi bakımı hakkında bilgi vereceğim. Sulaması, konumu, toprağı, bir de çoğaltımı ve bir iki hastalığı var. Onlar hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Ve hemen fitonyalarımıza geçelim. Birinci kural, ben biliyorsunuz kural kural gidiyorum. Öncelikle konumu. Çünkü bir çiçek eve geldiğinde ilk belirlemeniz gereken nerede durması gerektiğidir. O yüzden fitonyalarımızı böyle odalarımızda çok yoğun güneş almayacak şekilde konumlandıracağız. Ne yapacağız? Perde arkası güneş alabilir. Eğer balkonda terastaysa da güneşten yine uzak gel geç bir sabah güneşi ya da akşam güneşi alabilir. Yakıcı olmamak kaydıyla hafif güneş alan bir yere konumlandırabilirsiniz. Ama güneş almıyor, ışık alıyorsa odanız, yoğun ışık alan bir yerde de fitonyalarınızı büyütebilirsiniz. Yine balkon ve teraslar için de aynı yer geçerli. Güneşi almasa da güneş ışığından faydalanıp büyüyebilen türlerdir bunlar arkadaşlar. Konumundan bahsettik. Şimdi ikinci kurala geçelim. Sulaması. Sulamasını da toprak kurudukça yapıyoruz. Bunlar zaten kök çürümesini hep söylüyorum. Toprak kurumadan sulamayın diye. Bunlarda da aynı şey geçerli. Çünkü bitkilerimizde toprak kurumadan suladığımızda kök çürümesiyle karşılaşırız. Burada da karşılaşmak istemiyorsak yine toprağını kontrol edip sulamasını öyle yapıyoruz. Ama bunlar nemi de sever. Şöyle yapraklarına her zaman değilse de haftada bir su fısfıslayabilirsiniz arkadaşlar. Daha canlı, daha diri, daha güzel gelişeceklerdir. Nemi sevdiği için. Ama sulaması da dediğim gibi toprak kurudukça etrafından gezdirerek sulayacaksınız bu çiçeklerimizi de. Sulama da böyle arkadaşlar. Toprağına geçelim. Üçüncü kural toprağa. Toprak sıkı topraktan hoşlanmaz. Kırmızı toprağı direkt kesinlikle dikmiyoruz. O yüzden biraz geçirgenliğini sağlayacak şekilde bir toprak ayarlıyoruz. Ne yapıyoruz? Ben yine kırmızı toprağı biraz torf toprak, biraz perlit kullanıyorum. Perlitiniz yoksa da yarı yarıya torf ve kırmızı toprağı karıştırıp dikimini gerçekleştirebilirsiniz. Kırmızı toprakta da büyür ama çok zor gelişir, yavaş büyür. O yüzden geçirgenliği olan yumuşak topraklara dikmenizi tavsiye ederim. Toprağı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çoğaltımına geçelim. Bunlar nasıl çoğalacak? Bunlar dallardan çoğalan türler. Daldan kestiğinizde suda bekletebilirsiniz. Suda köklendirme yapıp dikebilirsiniz. Direkt de dikebilirsiniz. Ya da gövdeden alttan ayırma, kökten ayırma yapabilirsiniz. Ama eğer tek kökte büyüyen bir bitki ise dalını kesiyoruz, suda bekletiyoruz, köklendiriyoruz, dikiyoruz. Direkt dikmek isteyenler direkt de dikebilir ama bahar aylarını tercih ediyoruz onun içinde. Bahar dediğim ilkbahar işte Mart, Nisan, sonbaharda da böyle Eylül, Ekim gibi çoğaltımını yapabilirsiniz. Bir de bunun hastalıkları var. Bunlarda hastalıklarda genellikle unlu bittir. Unlu bit olduğunda mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Mantar hastalığıdır. Beyaz beyaz, böyle pamuk pamuk bazı diğer çiçeklerde de oluşur. Görürsünüz. Çok tehlikeli bir yaratık ve öldürür çiçeğinizi arkadaşlar. O yüzden mutlaka tarım ilacı kullanmanız gerekir. Eğer öyle bir hastalığa yakalandıysa çiçeğiniz. Çünkü doğal yöntemler çözüm değil. Gelip geçici çözümler sunuyor size. Tarım ilacı kullanmanızı öneririm. Eğer öyle bir rahatsızlığa yakalanan çiçeğiniz varsa. Bir de kök çürümesi olur bunlarda. Ona da dikkat edeceğiz. O da neden? Zaten çok sulanmaktan. Toprağını kontrol edip suladığımız sürece kök çürümesiyle karşılaşmayız. Gayet sağlıklı böyle fitonyalar büyütürüz. Evet arkadaşlar, vereceğim bilgiler bu kadar. Size benim fitonyamı da şöyle göstereyim. Siz de böyle sağlıklı, güzel bitkiler büyütün. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.